Evet sevgili arkadaşlar YÖK Başkanı Yekta Saraç birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Bütün kafalar karıştı öğrencilerde. Öğrencilerden bir kısmı hocam çalışmayı bırakalım mı? Artık bu noktaya kadar geldiler. Sevgili arkadaşlar hemen söyleyelim. YÖK yeni sistemi tam olarak açıklamadı. Açıkladığı tek bir şey var. Yeni sistem ne olursa olsun müfredat aynı değişen herhangi bir şey Yok. Dolayısıyla sizler çalışmaya aynı şekilde devam etmelisiniz. Açıklanan, üstün körü açıklanan diyelim. Sistemde bazı aksaklıklar var. Bunu söyleyelim şu ana kadar söyledikleri 4 farklı puan türü olacağı, soru sayılarının değişeceği, matematik Türkçe ağırlıklı olacağı ancak bilinmeyen hala o kadar fazla şey var ki bu bilinmezlikte kafalar birazcık karışıyor. Kafamızın karışmaması için size birkaç tane net açıklama yapacağız. Yine Yekta Sarıç'ın açıklamaları eşliğinde. Müfredat hiçbir şekilde değişmedi. Derslerin ağırlıkları hemen hemen aynı olacak. Yani matematik, geometri zaten özür diliyorum. Matematik ve Türkçe zaten hep biraz daha ön plandaydı. Yine ön planda olacak. Dolayısıyla çalışmanızı değiştirmemeniz gerekiyor. Sisteminizi değiştirmemeniz gerekiyor. Önceki senelerde de yapılan benzeri değişiklikler her zaman için öğrencilerin akıllarını karıştırmıştır. Peki ne yapacaksınız? Normal YGS, LYS kılavuzu olan öğrenciler için özellikle söylüyorum. Kılavuzdaki gibi çalışmaya devam edeceksiniz. 20-25 haftada tüm konuları bitireceksiniz. YGS, LYS mümkün mertebe birbirine paralel olarak gidecek. Mesela biz kılavuzda diyoruz ya işte YGS konularına şimdilik biraz daha ağırlık ver. LYS'yi hafiften beklet. Zaten normal çalışmanızın da bu şekilde olması lazım. YGS konuları öğrenilmeden LYS konuları öğrenilmiyor çünkü. Biraz daha zor olduğu için. Sizler ikisini paralel götürmek isterseniz tamamını paralel götürebilirsiniz. Bunları bir sıkıntı yok. Hemen söyleyelim aslında bu krizi bir fırsata çevirebilirsiniz. Mart ayında yapılacak YGS sınavı. Artık görüyoruz ki Haziran'da yapılacak. Yani şu ana kadar yapılan açıklamalara göre. O zaman ne yapacaksınız? Daha çok vaktiniz mi kaldı? Bir an önce konuları bitirip Haziran'a kadar tekrarlarınızı defalarca yapabilirsiniz. Defalarca denemeye girip eksikliklerinizi bitirebilirsiniz. Şu anda ellerinizde var olan kaynakları kullanabilirsiniz. Farklı bir kaynak kullanmanıza gerek yok. Bunu öncelikle söyleyelim. Mesela Video destekli soru bankamıza bakacak olursanız videoları izledikten sonra sorularınızı buradan çözebilirsiniz. Test bazında ayrılmış. Aynı şekilde 3D soru bankasından aynı şekilde istifade edebilirsiniz. Var olan diğer kaynaklarınız için de aynı şey geçerli. Burada üzerinde yazan YGS, LYS başlıklarının herhangi bir önemi yoktur. Tekrar söylüyorum müfredat aynı. Artı ara sınıflara ağırlık vermek isteyen öğrenciler. Hani ara sınıflardan daha mı zor, daha mı çok soru gelecek acaba diye düşünen öğrenciler varsa. Zaten konu var ara sınıftan ama yine de web Sistemizdeki soru büslere özellikle yönelmenizi tavsiye ederim. Soru büslerde her hafta biliyorsunuz yüzlerce, her ay yüzlerce soru geliyor. Orada ara sınıflar 9, 10, 11 konularını eksiksiz bir şekilde takip edebilirsiniz.